Ve sahneye de çok kıymet veriyorsun. Yani senin sahne düzen çalışmaların bu 360 dereceler. Hmm. Bunlara ne zaman merak sardın? Bir de sahneyle alakalı. Şimdi çok yakın zamanda Cem Adrian'la konuştum. Dedi ki Emre dedi ben dedi verdiğim konserlerin inan dedi %50'sinden mutsuz ayrılıyorum dedi. Ben de öyle. Şimdi abi bunu bir anlatsana. Ya neden mutsuz ayrılır bir insan? Kendi verdiğin konser ya. Yani seyirciyle o iletişim veya seyircinin senin yaptığın işi bilip bilmemez diye. Neden anlatırsın bu konuda? Yani o başka bir case. Hani bazen işte yapmak istediğin şeyi o heyecanını karşında bulamayınca başka bir keyifsizlikle ayrılıyorsun. Çok acayip. Bazen işte o performansın çok iyi olmuyor, ondan keyifsiz ayrılıyorsun. Daha doğrusu performans olarak demin de söylediğim gibi ses performansından bahsetmiyorum. Enerji, evet. Çünkü o karşılıklı bir şey. Çok demiyor. Yani sahneye çıktığın anda onu alıyorsun. Aynen. Karşılığı. Birinci şarkıda abi. Diyorsun daha ki... birinci şarkıda tamam bugün sıçtık. Yani yandık yani. Bu konser bitmez. Yani hani çünkü abi bir de ben hani şovmen değilim ki yani. Hani şimdi kalkıp da her şarkı arasında bir şimdi fıkra anlatayım. İşte insanları biraz eğlendireyim. Ben şarkı söylüyorum abi. Aynen. Sen benim albümümü alıp gelen adam olmalısın benim karşımda. Bu kadar. Albümü bilmeden benim sadece kliplerimden ya da İsmi denk yani, geldiğim şarkılardan şarkı. Bildiğin ya da hatta hiç bilmeyip eşinin veya sevgilinin bilmesiyle geldiğin bir konser olmamalı. Çünkü o adam böyle oturuyor. Müthiş. Böyle. Falan peki. Arada. Yanındaki kız böyle oturuyor. Lan ben onu görüyorum önümde oturuyorsun. Ben yani onu sevmiyorum abi. Gelme arkadaş. Geleceksen de böyle takılma. Ya en son bir kere Kayıkhane'de çıktık. Hı hı. Kayıkhane'de herif sahneye koyup. Hadi canım. Böyleydi ya. Böyle beni dinliyordu abi. En son uyardık şey yani ya. Falan yaptım ben böyle. Adamı iki kere uyardılar. Ya bu nedir abi? En ön masanın verdiği rahatlık herhalde. Yani. Ya şarj takan var abi prize. Sahnede priz görüp. Yok artık ya. Evet abi ya böyleyiz anladın mı? Şimdi ben onları görünce nasıl bir performans yapacağız? Bekliyorum benden. Ya istediğin kadar yırtayım, istediğin kadar tizleri çıkayım, şey istediğin kadar yırtayım, bağırayım, çağırayım, şarkı dans edeyim falan. 10 tane dansçı gelsin hop hop yapalım falan. Abi yani ben istemiyorum ki öyle bir şey. Şu adab işi önemli galiba. Ya çok sakin önemli. Ben çok adaplıyım çünkü abi. Çünkü sen hiç dinlememiş biri de olabilir Gökhan. Yani merak ederek girmiş olabilir. Otur. Tabii ki. Seni herhalde. Merak eder, grubunu izler. Bu o benim zevktir. En zevklisi hissedersin hatta. Hissedersin orada yani. Hatta en zevklisi benim için. Kendini gösterme. İzlerken ki enerjini bir ver bana bak abi. Hı-hı. Yani çünkü ben şey olunca 5 dakika geç kalınca hemen ıslıklar çalınıyor. Aha bir de o var. Ben senin tersine. Suratını çekmek için mi 5 dakika yani o ıslığı senin suratını çekmek için mi geliyorum oraya? Doğru. Hem ıslık çalıp hem de böyle karşımda böyle böyle oturunca o iş olmuyor. Biraz kendimize bakalım ondan sonra karşı tarafa bakalım. Şimdi ben oraya gittiğimde ben bir müzik dinlemeye gittiğimde, şarkı dinlemeye gittiğimde, konser izlemeye gittiğimde ben eğlenmeye gitmiyorum abi. Yani tamam bu benim işimle alakalı olduğu için. Ben sahneye bakıyorum, kim nasıl çalıyor ona bakıyorum. Gitariste bakıyorum, basçıya bakıyorum, müziği dinlemeye çalışıyorum, gözlerimi kapatıyorum bazen. İşte ne bileyim performansa bakıyorum, enerjisine bakıyorum, genel şey enerjisine bak, elektriğine bakıyorum yani sahnede. İlla çok acayip çalmalarını söylemelerine gerek yok. Doğru. İletişimine bakıyorum, bilmem ne, bir sürü şeye bakıyorum. Yani şimdi öyle ortamlarda öyle şeye denk geliyorsun ki izlerken, ulan diyorum. Yani ben olsam şu an gitmiştim diyorum mesela izlerken o adam için. Değil mi? Yani çünkü yani. Abi yani o kadar saygısızca, o kadar böyle şeyce davranılıyor ki. Yani sanki o doğru. Meze gibi davranılıyor. Anladın mı? Sıkıntı o. Aç teybi dinle gibi oluyor. Mesela. Bu nerelerde oluyor daha çok? Mekan ismi istemiyorum. Yani büyük. Genelde kulüplerde oluyor. Kulüp işi değil tabii kulüplerde oluyor. Çünkü biz şimdi akustik konserler de veriyoruz abi salonlarda. Ses tiyatrosuyla başladık. Ferhan Şensoy'un ses tiyatrosunda akustik konser verdik. Bunu bayağı uzun süre yaptık. Şimdi Moy'da veriyoruz. İşte İzmir'de Adnan Saygun'da verdik. İşte yani bir sürü güzel CKM'de verdik müthiş. Falan. Güzel salonlar bulmaya çalışıyoruz. Salon bulmak da zor tabii değil ki. Yani akustik. Çünkü akustik deyince insanlara ha iki gitar mı diyor. Karşı taraf. Biz 15 kişiyiz tabii. Akustikte. Yaylılar da var çünkü. Çoğu zaman. Sen akustik. İsmi akustik. Ya akustik işte yani altyapının olmadığı. Altyapının olmadığı ama içeride hani bir aslında bir konser var. Tam bir akustik de değil. Sonuçta akustik aslında baktığınız zaman hiç kablonun olmadığı, elektriğin olmadığı bir şeydir ya. Hani biz bunu işte birazcık daha olabildiği kadar yapıyoruz. Şimdi salon fiyatlarımız o kadar yüksek ki artık. Yaylıları getiremiyoruz çoğu zaman. Yani hani bu da bizim sonuçta bir şeyimiz haklısın. Yani. Bunu da bir düşünmek lazım. Şimdi bilet herkes... fiyatlarını ne kadar yükseltebilirsin? Tabii ne kadar yükseltebilirsin abi. Adama diyorsun ki şu kadar diyorsun. Buna bu kadar verilir mi? Ulan yani neyse o başka bir şey. Şimdi hani böyle var.
fakir ama edebiyatı yapmayayım ama. Yok yok, çok güzel. Bizim akustik var. Anlayışımız bu. Yani kalkıp da bilmem kimin senfonik konseri, tribute konserine çağırıyor herkesi, insanlar. Kalkıp orada timpaniyi altyapıdan verdiğiniz zaman o senfonik olmuyor işte. Şimdi ben orada utanıyorum. Utandığım için de kendi konserine öyle bir şey yapmak istemiyorum. Genel olarak da akustiği böyle algıladıkları için, biz de akustik yapmaya çalıştığımız için sahnede genelde oturma düzenli. Yani karşı beni izleyen insanlarda böyle bir şey yaşamıyoruz tabii ki. Çünkü adam zaten gerçekten müzik dinlemeye, beni gerçekten o özümü dinlemeye geliyor. Bitti. Ama kafanın telefon mevzuları oluyor tabii ki. O telefon mevzularını baştan söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar şu telefondan uzak duralım. Bakın şurada 2 saat birlikte müzik dinleyeceğiz, müzik yapacağız. Herkes çekmeye çalışıyor, fotoğraf edeceğiz. Tabii. Yani fotoğraf, video, her şey. Her şey. Şu telefondan uzak durun. Sizin için söylüyorum. Beni rahatsız eden bir şey yok. Flaş açmadığın sürece beni görmüyorum zaten. Görüyorum da görmezlikten geliyorum. Sıkıntı yok. Bari flaş da çekmeyin. Arkadaşlar bak burada bir sürü ışık var. Sizin ışığınıza ihtiyacımız yok. Ya da uyumak istiyorsanız uyuyun. Benim için o daha güzel tepki telefonla çekeceğine. Çünkü ben orada senin dinlendiğini görüyorum. Daha motive oluyorum. Ama böyle olduğu zaman olmuyor o iş yani. Falan neyse böyle şeyler. Onun dışında kulüplerde genelde bu şey mevzuları işte. Öne oturan. Öne oturma mevzuları. 1000 liralık masa. Tabii. Değil mi? Adam 1000 lira verdiği için. Orada hakkı var. Orada hakkı var adamın. Ya genelde benim yine de çok şey değil. Çok inanılmaz saygısız bir şeye denk gelmedim. O kol koyma bilmem ne dışında. Küçük küçük şeyler. Sadece ama böyle rahatsız edici seninki. Ben takıntılı bir adam olduğum için, ayrıntıcı bir adam olduğum için ve olan bir tane kayıtsız kalamadığım için yani şey yapamıyorum ben. Hani bir kavga çıksın, kavga neden çıktığını sana anlatırım. Of. Yani o kadar oradayım. O yüzden de şey yapamıyorum yani. Uzak kalamıyorum. Uzak kalamıyorum. Anlıyorum. Onun bir bakışı beni ikinci şarkının performansında etkiliyor. İşte bir enerjim varsa o enerji beni düşürüyor. Yani. Ya da bir gülüş beni daha up yapıyor falan gibi şeyler oluyor. Yani o yüzden Cem'in dediği gibi bir, hatta onu geçen gün İzmir'de denk geldik spor salonunda. Aynı otelde kalıyormuşuz. Onun da konseri vardı benim de. Bir girdim salonda işte Cem var falan, ikimiz spor yaptık. Aa süper. Aynen orada konuşuyorduk, hatta o da söylüyordu. Abi diyor işte bu bir mekan var işte, o mekanda işte çıkmaya başladın mı dedi. Evet dedim. Hayda. Başladım. Mimlenmiş yani. Tabii o mekanda abi sorma ya dedi, bir şey yapmışlar, bir düzen yapmışlar dedi. Benim asıl seyircim arkada kalıyor, bilmem ne önde duruyor. Ben diyor twin pedallar, bayağı rock'n'roll yapıyorum falan. Böyle millet bakıyor bana, arka taraf coşuyor falan. Böyle saçma bir şey görmedim hayatımda dedi bana. Doğru. Ben de aynı şeyi konuştuk işte yani. O yüzden o hem performansını etkilediği için hem insanlara bir şey veremediğini düşündüğün için ya bir de abi şey oluyorsun, kendini geçtin. Ben şarkımı söylerim, inerim. Giderim. Bitti. Abi ama senin için ya. Ne anladı o geceden mesela değil mi? Geldi oturdu ve gitti yani. Şu an muhtemelen şöyle diyor. Ya iyiydi işte ya, çıktı çocuklar. Sonra. Yani hiç istiyor ki abi onu böyle masanın üstüne çıkarıp Ankara Bağları çalayım tabii istiyor. Tabii o zaman olur. Muhtemelen. Arkadaş ben albüm yaptım ya. Evet, gözünü seveyim. Albüm yaptım. Albüm şarkını çalmak zorundayım. Kusura bakma. Ben seni eylemek için kalkıp da senin bildiğin şarkıları... Ya bir gün şunu dedim ya kendi kendime. Bizim ekibe de söyledim. Bir gün dedim şöyle yapacağım bak. Ne yapacaksın? Şimdi ilk benim ilk 5-6 şarkım böyle son albümden falan. O yüzden böyle hep böyle şey var. Azerbaycan'da sanki izliyorlar gibi. Azeri izleyici var gibi böyle. Sanata saygı gibi. Kimsenin böyle şeyi yok. Çıkmıyor falan. Herkes izliyor. Bravo. Ne kadar güzel. Abi güzel, sıkıntı yok. Evet. Anlıyorum ki hani biraz kendinize mi gelsiniz acaba bir şey? Yani tamam anladım. Güzel bir seyirci falan. Dinliyorsunuz. Onu da anlıyorum falan ama. Abi büyük insana giriyorum, coşuluyor tabii. Ooo böyle bir şey. İşte atıyorum, işte başka bilinen şarkıya giriyorum, coşuluyor falan. Bir gün şey yapacağım, büyük insana çalacağım, hiçbir şey demeden bir daha çalacağım. Sonra bir daha çalacağım abi. Belki de fark edecekler mi dedi? Yani sonra ilk bölüm biterken bir daha çalacağım. Sonra ikinci bölümde mesela bir şarkıyı, onların bildikleri klibi olan özellikle, şarkı. 3 kere yine üst üste çalacağım. Mesela 5 şarkı çalarak bitireceğim bir gün konseri, bakalım ne diyecekler, yorumları ne olacak. Test yapacağım böyle bir şey. Ya vallahi bir gün böyle burama gelirse gelsin, o an böyle yapmak istiyorum. Yani çünkü bazen ya bilmediği şarkıyı alkışlamıyorlar bile abi. Yılanı çalıyorum mesela, yılanda o kadar ısrarlıyım ki. Yani seviyorum abi bu şarkıyı söylemeyi. Alkış bile yani ben, diyorsun. Yani. Bazen böyle yani. Cılız bir ne yaptınız abi hayırdır diyorum ya. Evet, işte, iyi misiniz falan diyorum yani, bir kendinizden mi gelsiniz acaba falan. Ya bu şey bir şey yani. Evet. Ben şeyde değilim, eski şarkılarına utanıyor değilim. Böyle anlatınca da böyle şey gibi oluyorum yani. Hani öyle bir durum değil abi bu. Sadece yeniliği aç değiliz. Yeni bir şeyi duymaya aç değiliz. Abi bırak bizi uğraştırma bunlarla, şimdi kafamızı yorma, bize buraya eğlenmeye gelmişiz. Gibi yani bir şey. Abi bir dinle ya.
dinle. Birazcık sabır. Birazcık dinle, birazcık sabret, birazcık zor. Dinle. O yüzden sabrettiriyorum ben insanlara işte. Hı-hı. O yüzden bir albüm çıkardığım zaman kimse büyük ihtimal 15 şarkılık bir albüm çıkarsa eminim ki benim klasmanımda bir şarkıcı o albümden bir veya iki şarkı çalıyordur. Ben evet. Albüm çıktıktan sonra 10 şarkının 8'ini falan çalıyorum abi. Zor iş yapıyorsun. Abi çalıyorum. Sıkılıyorum. Ama başka yolu yok. Onlar da şimdi, sıkılıyor. Ama çalıyorum. Yapacak ama bir şey yok. Ama abi ben senin albümünü aldıysam, senin konserine geliyorsam ben niye geliyorum? Ben onu çözemiyorum. Aynen. Hayır. Niye orada albümü alan adama yazık değil mi o? E tabii onun için geliyorum. Ben senin belki. Şimdi orada çoğunluksun diye tabii. O albümü almış gerçek dinleyicime niye olur? O şarkıları çalmayayım ben abi? Ya bu olayın çözümü nasıl olabilir bilmiyorum ama en azından buradan... Israrcı olmak gerekiyor. Ben ısrarla da ben de bu sohbetlerde herkese soracağım bunları. Belki böyle birilerinin artık kulağına kaçırmaya başlarız ve farklı vallahi bir düzene geçmeye belki geçer.